Geçelim. Video izleme. Kolap. Başlasın. Bu birazcık sesimi bastırabilir. Şey yapacağım. Yorum yapacağım zaman durduracak. Çok panik yapmayın. İmkan da yok ha. Elin gavuru bunu bir çekiyor cam gibi. Bu herhalde telefonla falan mı çekildi? Ya bak çok güzel, tertemiz, mis ama pozisyon çok önemli bak. Benim uzun süre yanlış pozisyonum beni şey yaptı, kambur yaptı. Çalınmalım tertemiz, çok güzel. Ama gitar o kadar kötü duruyor ki kucağında. Hani o atıyorum yarın bir gün ayakta çalacağın zaman ayakta çalamazsın. Gitar hakimiyetini belki öyle sağladığını düşünüyorsun ama biraz farklı pozisyonlarda denemekte fayda var. Şunu bir daha baştan dinleyeyim. Ama şey zaten biliyorsunuz benim tarzıma yakın. Ben bayağı kamburum bu arada. Şeyde o ekranı şeye geçirince göstereyim. Yanlış tutuştan. Bak Bediran'da 2 metreymiş. Ben de 1,90'ım. Bende de şey var. Yani çok güzel kompozisyon. Hepsi bağlanmış böyle tertemiz. Ya şeyi sevmiyorum böyle. Hani herkes böyle bir doğaçlamacı ya. Şimdi böyle bir şey yapacaksan abi doğaçlama falan değil. Böyle bakıyorsun adamın bir sonra ne çalacağı tedirgin tedirgin basıyor. Ne çalacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. O gelecek akoru bilmiyor falan. Bütün akorları takır 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 arka arkaya dizmiş. O bakımdan beğendim. Hatta bir daha dinleyeyim orayı. Bayağı şey bir yandan da çalışılacak partisyon yapmış. Güzel yapmış yani. Gayet güzel ama dediğimi anladınız mı? Bak az önce tutarken gitar neredeyse yatay duruyor. Böyle hani şöyle çalmaya başlamış. O mutlaka bir sıkıntı çıkaracaktır o. Onu düzelse bence müthiş. Şey de kompozisyon da çok güzel. Armoni kullanımı da bence gayet güzel. Şey yaparken biraz daha hani şeye dikkat etmek lazım. Şimdi biliyorum bizim de videolarımızın çoğu öyle de sonuçta şey yapıyorsun, kaydı yapıyorsun, sonra playback yapıyorsun. Biraz deneyimli gözler görüyor. Benim çok yakaladığım yer var yani tutmaya. Şurada bir yerde tutmak vardı.
zamanında bitmedi falan. Ya bunlar tabi olabilir şey sonuçta kaydı sen yaptın şey değil dediğim gibi güzel olsun diye de iş böyle yapılıyor bir anda. Ama biraz daha dikkat et o şeylere. Trim Tears Petrucci. Yalnız şey çok az duyuluyor ya. Yani burada gitarların çok ön planda olması gerekmiyor mu? Hani gitar şeyi bir tık daha duymak lazımdı. Ya Petrucci de öyle bir adam ki ben de bir şarkı yapıyorum mesela bir bakıyorum Petrucci olmuş. Ay insanı çok etkiliyor. Çok fazla tarz yapıyor ya. İnsan yani gitar çalan insan da böyle çok hevesli oluyor. Her tarzı öğreneyim falan hani bizim gibi tipler her şeyi yapayım falan diye ondan Petrucci manyaklığı bence o şey. İster istemez Petrucci yapıyor. Zaten Dream Theater tişörtü falan var. Ha sen Türker burada da Türker. Aynen. Petrucci benim için ne zaman Petrucci biliyor musun? Kısa saçlıyken. Sonra adam çalmayı falan böyle biraz ikinci plana atmaya başladı ya. Son zamanlarda bakıyorum soloların sonlarını böyle yalap şap sallıp sıkılmıştı adam bir yandan da. Ama hala sayılı kompozörlerdendir ya. Dünyadaki herhalde gitar üstüne sayılı yani birçok şekli birçok şeypi adamdan öğrendik. Çok çok büyük adam yani. Arkadaki Axefix galiba ya. Axefix'in şey bilgisayara şeyi. Biz Özgür'deyken kullanıyordum ben de. Orada bir dizilimde bir şey var ama onu ne olduğunu göremiyorum tabi. Ya şey olmuş mu? İlkinde öyle bir şey hissetmedim de bu iki soloda selam. Bu iki soloda şey vardı ya. Gitarlar gömülmüş çok. Ya buraya çok iyi oynayan bana buraya ilgili fikrimi az tahmin ediyorum. Şunlar değil yani. Biraz duymaya da çalışıyorum bu arada. Mix'te şey de olmuş da. Ha mix'i sen yaptın. Bak ikisinde yani şimdi solo collab videosu ya. Burada bir tık rahatsız edici boyuta yakın gitarın önde olması lazım.
Hatta böyle yani dediğim gibi bir tık daha artsa artık rahatsız edecek gibi olması lazım. Ondan bir tık düşük kalmış. Mesela güzel kontrol etmiş gitarı. Biraz şey klavye tutuş açısında bozukluk var. Ondan klavye tam hakimiyet sağlayamıyor. Eli boşta kalıyor. Benim şu an gördüğüm o. Böyle bazı şeyleri çok güzel yapmış ama mesela ne hani eksiklerinizi bilmiyorum izliyor mu da hani eksiklerinizi görün çıkarım yapın diye de biraz şey yapıyorum. Hani videoyu izleyip yorum yapmaya çalışıyorum. Şey gibi algılamayın yani. Beğenmedim bok gibi çalmış gibi bir şey yok. Herkes canavar gibi çalıyor ama mesela eksiği bu arkadaş izliyorsa klavye hafif kolunu yamuk tutuyor. Klavye hakimiyetini tam sağlayamıyor. Bak az önceki bak hatanız ne biliyor musun? Şimdi gitarı alıp göstermem lazım ona. Dur göstereceğim. Üşenmeyeceğim. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çoğunuz bu hatayı yapıyor. Alın size hata. Panduflarımı göstermek için aslında her şey. Bir de bu şeye de gidecek, YouTube'a da. Bak, pozisyonunuzu çok basit bir mantık aslında. Hangi parmağın daha uzun? Bu değil mi? Pozisyonu buna göre almanın bir mantığı yok. Pozisyonu buna göre alırsan serçe parmağın yetişmez. Pozisyonu serçe parmağına göre alman lazım. Orada şöyle bir yamukluk görüyorum ben. Bu arkadaşın çaldığında. İsmi de neydi? Şey oldu böyle. Ayıp oldu. Ha, Gökhan Kucur. Şimdi Ç'ye koysan kuçur. Ü koysan küçür. Kücür olmaz. Küçür herhalde. Şimdi hatası şu. İşaret parmağına göre alıyor. Hem klavye ha küçürmüş. Hem klavye hakimiyetini sağlayamıyor. Eli biraz boşta kalıyor. Hem de serçe parmağının hatta bazı yerlerde işaret parmağının uzanması gereken yerlere bile uzanamıyor. Bu çok fazla yapılıyor. Buna çok dikkat edin. Tamam. Yani burada gördüğüm mesela problem buydu. Şimdi şöyle bir açı var. Sen işaret parmağına göre alırsan bak serçe parmağın düşüyor direkt. Oraya çıkamıyor. Seni buna zorluyor. Şöyle bir tutuş seni hep klavyeden uzak tutacak. Serçe parmağını üst tellerden uzak tutacak. Sadece aşağıda çalabilirsin. Ama senin istediğin belki böyle bir şey. Belki işte bizim gibi Petrucci çalacaksın. Şey çalacaksın. Neydi? Böyle bir sweep'i vardı ya şeyde. Neydi? Andre Glassman'da. Belki öyle bir şey yapman gerekecek. Ve yani bunlardan çok fazla var. En basit sweep. En basit minor sweep picking zaten serçe parmağın 5. perde 5. telle başlamasıyla oluyor. Andre Glassman'da değil mi? Şu şey vardı. Bunu yapamazsın mesela işaret parmağına göre. Bunu siz de alın diye anlatıyorum bu arada. Hemen bunu şeye geçelim. Şimdi mesela oradaki kısmı bir daha bakın. Hani dediğim verdiğim bilgilerin ışığında oraya bir daha bakın şimdi. Bak serçe parmak şurada kilitli. Zaten buna çok dikkat edin. Serçe parmaklarınız tellerin biraz sonra basacak olduğu perdelerin üstünde dursun. Az önce hani bir şeyler yaptı ya bak eli hala şöyleydi. Büyük ihtimalle orada serçe parmak ağrıları falan da çekiyor. Ya da bileğim ağrıyor. Niye? Ben bunu çalarken bileğim ağrıyor diyordur. Bak görüyor musunuz? Şu pozisyon alabilirsem
Bak görüyor musun? İşaret parmağına göre eli şu açıda duruyor. Şu açıda durması gerekirken. Mesele bu. Bak bu doğru açı. Burada gayet ya rock disiplinden öğrenmiş gitarı ya şey de olabilir. Benim pena videosunu izlemiş de olabilir düşük bir ihtimal. Az önce bahsettim ya tam ton. Bak öğrenmiş tam ton. Tam ton kullandı. Çok güzel, tertemiz. Tebrik ederim. Çok güzel. Pozisyonlar, şeyler falan da gayet olacak. Mesela bu adam benden iyi gitarist olacak, net. Çünkü böyle hani bu yaşlarda, yaşı kaç bu arada biliyor musunuz? Bu yaşlarda adam çok doğru tekniklerle başlamış. Biz çok uğraştık. Bak benim o teknikleri sürekli bok atmamın sebebi o biliyor musunuz? Ben senelerce beni geriye çekti onlar. Ben o hataların hepsini yaptım. Benim onlara laf söylemem, sert bir dille eleştirmemin sebebi hani ben o şeyleri kaybettim. Bana orada aksi yorum yazanlar da bir 3-5 sene sonra gelecekler oraya. Ben onu biliyorum. Yani orada sen çok mu biliyorsun sanki işte biz böyle. Ben bir görüyorum onların hepsi 2 senelik 3 senelik gitar çalan çocuklar. Onlar da 5 sene sonra ya biz niye burada kaldık deyip araştırmaya başlayıp bana gelecekler. Aa doğruymuş diye. Bunun farkındayım çünkü ben bütün aşamaları yaşadım. Ama mesela bak bu çocuk kaç yaşında var mı şeyi? Ha eyvallah sağ olsun. En baştan doğru başlamış. Bu büyük ihtimalle benden iyi gitar çalacak. Birçoğunuz benden iyi gitar çalacak zaten yaş olarak şey olduğu için. Biz böyle aynı bilgiye biz aynı yaşlarda ulaşmaya başladık çünkü öyle düşünün. Sizin gitar çalmaya başlamanızla o bilgiler başladı. Hani YouTube işte tablara ulaşım falan. Ondan bayağı dur bakayım şu son kısmı beğendim. Yalnız ilk kısımdaki pentatonikler yani daha vurucu notalar seçilebilirmiş. İlla bir şey bulacağım da. Çok daha vurucu notalar akorlara göre daha belki daha farklı akorlar da kullanılıyor ama daha vurucu notalarla madem böyle melodik bir şey yazacaksın o düşünülebilirmiş ama çok temiz gayet o şeyleri de duyduk. Tane tane bütün vuruşları da duyduk. Şeyi okurken biraz kaçırdım bir daha izleyeyim. Faruk'un altyapı bayağı garipti diyor. Faruk şey değil mi şu önce izlediğimiz buydu Faruk aynen. O işte tam ton falan kullanmış. Oradan geçiş de çok güzel olmuş. Şunu söyleyeyim. Güzel. Orada
inişi yapıp tam ortasında duruyorsun ya, o şey gibi hissediyorum ben onu. Bir şey bulamadım bunun altına ya da o kadar hızlanamadım gibi bir şey oluyor bak. Bak orada hani dıbı 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 dıbı, daha yavaşını yap, akıcı aşağı kadar insin mesela. Yok yani oturmamayla ilgili değil aslında tam dediğim. Arkamdan crash sesi geliyor. Onu nasıl yaptınız lan? Bir dakika. Şey, crash des ne? China sesi geliyor arkamdan. Ne biliyor musun? Güzel yakalamışız. Marco Sfogli Petrucci style sonu bitiş sibi bu. Bu. Burada mı? Yakaladın mı? Oradan mı alındı? O enteresan oldu. Bir tane şey, China şuradan geldi böyle arkadan. Orada şey yok ama, hoparlör yok. Öyle bir şey yapabiliyorsam müthiş. Bu tabi bizim kafalardan armonik minör ve diminiş ortak çalışması her zamanki gibi. Bol bol Necrophagus şey de dinlemiş. İşte araya biraz da Petrucci katmış. Bizim karışımlardan aslında. Arkada da bir tane 8 telli şekteri koymuş. Yavaştan Tosinavasi'de çalışmaya başladım şeyi. Gördüm mü artık böyle ufaktan anlamaya başladım. Güzel, sadece hızlı yerlerde çok zorlanıyor. Bunu bence gelecekte halledecek. Yani orada çalışma yöntemi, daha sabırlı çalışmak lazım. Biraz daha hızlanılan yerlerde daha net olmak lazım. Biraz daha sabır gerekiyor. Güzel gayet. Ben mesela hani işte penasıydı, tutuşuydu, vuruşuydu gayet güzel. Ama hani o hızlı yerlerde ben o telaşı sezebiliyorum. Mesela o telaş yapılacak bir hız değil. Çalabilirsin yani o şey. Çok daha rahat da çalabilirsin. Buradaymış gibi konuştum ama. Dur bir daha izleyelim oraları. Bak buralarda, anladın mı? Şimdi bak bunu video şeye geçelim de öyle gösterelim. Şimdi sıralı bir şey çalıyorsun. Parmakların şöyle inmez. Orada bir ya hızının çok dışına çıkma ya da hani çok daha yavaş ve temiz çalışmaya çalış. Hani şunu yapacaksan bunu, hızlısını da bu şekilde görelim. Şöyle görüyorum ben orada. Hani şöyleydi, tam yapamadım da. Parmaklar birbirinden tam ayrılmamış. Daha ona tam çalışılmamış yani. Onun antrenmanı yapılmamış gibi görüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bak şurada o dediğim, şimdi göstereyim. Anladınız mı? O tane tane kim bilir ne bastın. O tek tek basılacak onların hepsi. Bu da çok yavaş bir çalışmadan geçiyor. Yani yapamayacağından değil. Yaparsın biraz, bir an önce yapayım da olmuş olabilir.
buradaymış ya. Ben iyi oldu. Tam seninle konuşuyormuş gibi anlattım da. İyi oldu. Tam işte dediğim gibi zaten bizim kafalarda adamsın. Görüntü olarak sen video izlediğinde, başka gitaristi izlediğinde falan şunu görmek istemezsin. Hani ne bastın tane tane istersin. Yavaşını biraz daha fazla çalışman lazım sadece. Acele etmeyin. Ne aceleniz var? Ben 20 senedir, 20'den fazla senedir gitar çalıyorum. Sizin daha çok seneniz var yani. Onların hepsini tane tane böyle benim de üstüme çıkarabilecek zamanınız çok çok fazla var. Ki bu imkanlarla yavaşını biraz daha fazla genel yazılan, bu arada kompozisyonu falan da beğendim. O armonik minörü şeyi yedirme olayı falan da çözülmüş. Şeyde şöyle bir şey vereyim. Şeyi merak ettim. O söylediğim sweep Marcos Fogli şey Petrucci style'dan mı alınma? Oğuzhan. Onu da cevaplarsan sevinirim. Şurası. Burası. Aynen. Güzel, güzel değil mi? Ben onu çok severim. Onu duyduğuma sevindim. Bunları kullanacaksınız zaten. Hani bu ayıp bir şey diye söylemiyorum. Çalmışım falan değil. Biz de onların hepsini kullanıyoruz. Yani sıfırdan yazdığın çok az şey oluyor. Kafanda bir kurgu yapıyorsun sonuçta. Duyarım ama. Yani duyarım dediğim o bir tane videodan şeyi yakaladık. Aslında bu dediğime çıkartıyor. Bir gecede yazmış olman tam dediğim sonucu çıkartıyor. Çünkü hani genel diğerlerine baktığımda oraları daha iyi çalarsın gibi geliyor. Orası beni biraz şaşırttı öyle olması. Bak sende birazcık şey var. O işaret parmağına göre alma. Biraz ilk başta şey olacaksın ama boşlukta kalıyormuş gibi olacaksın ama hafiften şurayı kaldırıp, dur bunu da kamerayla göstereyim. Az önce söylediğim arkadaştaki şöyle biraz serçe parmağın yetersiz kalıyordur bazı şeylerde. Şuranı hafif çek ki serçeye göre alınsın pozisyon. O zaman daha rahat edeceksin. Bak şu bana çok zor gelmiştir ya. Helal olsun. Şunu şu pozisyonla ben çalamam hayatta. Yani bacak bacak üstüne atmadan ve gitar böyle dururken ben gitarın hakimiyetini sağlayamıyorum o zaman. Ah Türker, yaktın bizi Türker. Gitarların hiçbirini duymuyoruz Türker. Temiz. Akın şeyden yapalım demiş. O mal gibi taba bakıyor. Şey refleksi. Hemen çıkartayım diye.
Sana hem gönderme hem övgü yapayım. Hem yergi hem övgü yapayım. Kompozisyon olarak çok güzel olmuş. Akın'la sende de var aynı mesele. Biraz gitarın mı pozisyonunu bozuyor anlamadım. Serçe parmaklarınız çok yetersiz kalıyor ya. Şey gibi serçe parmağa gerekli önemi vermiyor musunuz acaba? Bak mesela bu serçeyi çıkartırken çok zorlandın çünkü baş parmağın çok yukarıda. Onu dik basman gerektiğinde çok problem çıkaracak. İndir tertemiz. Yani bu şeyde baş parmağın hani bayağı aşağıda olması lazım alt perdelerde. Evet, ikonik bir solo olmuş şey değil mi? Şunu da 3-4'e oturtsaydın. Ha gerçi aynı ölçü diye oturtamamışsın. Ölçü bak kapanmamış. Senle bir ara ölçü de çalışalım. Güzel güzel.